planların ardından burada her şey var tüm hızıyla devam ediyor programımızın ikinci bölümde tabii ki partnerimle birlikteyim. TGRT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atollah Arvas. Siz de sohbetimize katılmak isterseniz 0212 454 55 71 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram sayfamız TGRT Evo TV'den mesajlarınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz ve WhatsApp numaramız var. Oraya da güzel videolarınızı, fotoğraflarınızı gönderirseniz biz de onları programımızda yayınlarız. 0549 454 70 85. Hemen partilerime dönmek istiyorum. Hoş geldiniz Ata Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum. Ee, şimdi e, yaz aylarına giriyoruz. E, girdik. Geçen gün mü? Dün, dün herhalde. Dün akşam bir televizyonda adı önemli evet. değil. Bir yarışmacı var. İsmailciğim. İsmailciğimi güneş şarttı. Ha, o daha 10 gün önceki mevzuyu söylüyorsunuz da. Neyse Güneş çarptı <laughs> İsmailcim'i aldılar götürdüler apar topar falan. Güneş şarpar. Onu ha. demek istiyorum. Bak yaz aylarındayız. Siz siz olun. O programı ya da burada tavsiye ediyorum. Sarımsaklı yoğurt. Evet. Çok önemli. Ayran çok önemli. A, tüketmek, hafif tuzlu. Değil mi? tüketmek. Tüketmek. Çok önemli. Gerçi orada doktor da var ama onun işine karıkçı çıkıkçı doktoruymuş. <gülüyor> <gülüyor> ama iyi bir doktor. İyi bir doktor. Metin Kuş. Kesinlikle. <laughs> He. Şimdi ben onlara söyleyeyim bu yarışmacılara. Orası zaten sıcak. Orası sıcak. Efendim orada hakikaten sarımsaklı yoğurt. Aha. Yani sebze yapacaklar. Kızartmalar olduğu zaman yemekler de öyle. Ya da hiçbir nedeni de yok. Böyle bir gün Bol sarımsaklı bir kapta yoğurt yapsınlar. O çocuklardan e, her biri birkaç tane kaşık alsın. Hmm. Ya da tuzlu hafif tuzlu ayranlar içsinler. Bu e, koruyor biliyor musunuz güneşe evet. karşı. E, onun için yaz ayları geldiği için bazıları diyecek ki ya ne yiyelim falan şimdi. Bakın ben şarklıyım. Hmm. Ben bulgur pilavından vazgeçmem arkadaş. Trakya'daki hemşehrilerime de söyledim. İlla bulgur pilavı olacak Ay, mı Ata Bey? Olacak da çok arkadaş. Güzel. Ben Bak bana pirinç pilavından daha çok seviyorum. Tabii pir, pirinci zaten unutun. Aynen. Yani. <laughs> Uzun zamandır yok hayatında. Yok zaten. hayatında onu unutun. Ee, üç beyaz gibi bir şey. Aynen pirinç. <laughs> evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Hani Japonlar, Çinliler çok fazla tüketiyor. Evet. E, onları ama haşlayıp tükettiği için kilo yapmıyor. Bravo. Hani Biz o tereyağlı da gidiyor. Yapıyoruz Biz efendim. Bol tereyağlı, evet. işte tereyağlar koyuyoruz, kızdırıyoruz ah. falan. E, o şekilde kavurarak yapıyoruz pilavı. Ha, o zaman kilo oluyor. Ama evet. sporcular genelde ne yapıyorlar? Haşlıyorlar. Bizdeki sporcular da haşlayıp tüketiyorlar. E, o zaman daha az kalorili oluyor. İyi ise ben efendim şeyi hafif bir de sarımıza sarımsak doğrayacaksınız. Nereye? Pilava. Pilava. Azık defa fazla duydum tabii. öyle. Evet. Hafif böyle ince ince doğrayacaksınız pilavda. Evet. Pilav, bulgur pilava mı? Bulgur pilavı ha, bulgur efendim. Pilav. Evet. Bulgur pilavı. Aa, Çok güzel. güzel olur. Evet. Ondan sonra bunu da ayranlarla içeceksiniz. Ay. Yaz ya. Ayranla içeceksiniz. Makarnayı da kesinlikle haşlayın. Ee, ya da dediğiniz gibi yağda da olsun. Kızartın, hı hı. yapın ama mutlaka üzerine yoğurt, sarımsaklı yoğurt. yoğurt. Ben peynir de çok seviyorum. Peynir de olun. <laughs> e, sarımsaklı yoğurt susunu kullansınlar. Yaz geldi ya aha, dedik ya aha, aha. yani hayatınızda yoğurdu, evet. ayranı, sarımsaklı Kes, yoğurdu. Kesinlikle. Sebze, meyve, sebzeyi özellikle e, e, yani yem, yemeklerine bunu Eşim yazın sebze şey çeşitliği yapalım. de aha, bol. Fazla. Ona o sarımsaklı yoğurttan böyle sos yapacaksınız. Çoluk çocuğu Bundan koruyacaksınız. Yani başınıza güneş evem geçmesini istemiyorsanız, güneşin size çarpmasını İsmail'e çarptığı gibi çarpmasını istemiyorsanız, <laughs> Metin Koşun da hadi siz ismini söylediniz, <laughs> o o anki telaşlarını göreceksiniz hmm. falan. Şimdi adam e, ne yapacağım diye herif bayıldı düştü yani evet, oyuncu. Evet, evet, Evet o çok güzel bir hatırlatma oldu. Yaz aylarında Aynen. güneş dik gelir koruyunuz. Bir de tabii yaz aylarında bak zeytin beyaz peynir. A Aynen. Ondan karpuz, ondan sonra karpuz. karpuz, ve tabii kavun. Kavun. Üzüm de olur. Bunlar evet. da sofradan eksik kesinlikle etmeyin. eksik etmeyin. Hatta kahvaltılarınızda ya da akşam böyle aparatif evet. bunları yiyebilirsiniz. Yazın ne yapacağız falan diyenler için bu çok önemli bir Ama şey. Ama zaten yazın böyle ağır yemekler, kızartmalar ye zaten yenmiyor. O yüzden evet, ben ya. de böyle işte fırında pişmiş, fırınlanmış sebzeyi evet. tercih ediyorum tabii. ya da normal bir işte zeytinyağlı yağlı fasulye ha, mesela. O çok güzel olur. Hani daha fresh tatlar. İşte dediğiniz gibi daha Hafif karpuz. diyelim. Hafif yemekleri hafif tercih yemekler, ediyorum ben. Ama haşlama da haşlama, haşlama da et, et güzel. de çok evet. güzeldir, hafiftir. Yani ben et almam. Bazıları yemiyorlar soya vesaire falan. Onunla şey yapıyorlar. <laughs> evet. Ama ben böyle mercimek çorbası süzme mercimek, mercimek çorbasını evet. ve şeyi haşlama eti de tavsiye ediyorum yaz aylarında. Etsiz de olmaz şimdi. Ne yalan söyleyelim. Olmaz. olmaz. Hele ki biz Türk milleti olarak ha, eti seviyoruz yani. Olmaz. Onu da yani. yiyeceğiz. Ben bulgur pilavımdan da vazgeçmem. Trakya'lı hemşerime söyledim. Dedim ki bak kusura bakma muhtar. Siz şimdi bunu yemezsiniz. Şöyle bakıyorsunuz dedim. Bu Buna şey derler ya biz de yiyoruz diyor. Bırak dedim şimdi. Aha. Böyle biraz soğuk bakarsınız dedim bulgura. Bana bulguru bulacaksın köyden. Nereden buluyorsan bul ben bulgur yiyeceğim arkadaş. İki günde bir. Efendim sarımsaklı bulgur pilavı yemem lazım ayranla beraber yoksa tatilin matilin tadı çıkmaz. Onlar bana alıştılar. Ben gitmeden önce bir yerlerden alıyorlar bulgur. Doğal oh, oh, tabii. Peki size bulgur pilavı ile ilgili küçük bir şey vereyim mi? Tiyo ee, vereyim? vereyim mi? Evet. Ee, bulgur pilavına hani sarımsak dediniz ya evet tabii. ben sarımsağı da deyince ama şey çok yakışıyor. Ee, kırmızı soğan, yeşil acı biber kırmızı kapya biber. Onları da kavurup o kadar yakışıyor ki özellikle o kırmızı soğan inanılmaz bir lezzet veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, ay, bir yaşama daha girdim. Ay, gerçekten ben bunları de. bilmiyordum. Hayır, sebzeli pilav var. Çok yakışıyor. Sebzeli çok iyi olur ama siz farklı bir şey tarif ediyorsunuz hmm, yani. Valla. Sebzeli pilavlar da çok güzel oluyor. Özellikle fasulye olacak. Yeşil fasulye böyle ince ince kıyacaksınız. Onunla çok hoş oluyor. Harika oluyor pilav. Ama sizin tarifleriniz çok farklı. Bir tekrar tarif edin de izleyicilerimiz tarif etsin. İşte hani önce bir kavururuz Biber ya. E, kırmızı e, soğan, kırmızı soğan mutlaka koyarım. E, kapya biber, yeşil acı biber şöyle bir kavururum. Hadi sarımsak da dediniz. Sarımsak da koyduk. Kavurduktan sonra biraz salça koyuyorum renklensin diye. Domates rendeliyorum. Onu şöyle, şöyle güzel bir sos gibi kavurup üstüne bulguru, bulguru da şöyle bir döndürüyorum. Ondan sonra suyunu koyuyorum. Kapatıyorum. Evet. E güzel tabii domates suyu sosunu biz de biliyoruz ama evet, e, evet biber yani vallahi ve diğerleri güzel oluyor fa soğanla. farklı. So soğan salatası çok güzel oluyor mesela bulgurla. Ne olacaksınız? O kırmızı soğanı ya da beyaz soğan da olabilir. O başı güzel. O bir baş böyle soğan alacaksınız. ince ince kıyacaksınız. Ondan sonra efendim şöyle üzerine biraz zeytinyağı efendim e, şey yapacaksınız. E, dökeceksiniz zeytinyağı e, çok güzel soğana resmen zeytinyağı sosu yaptırıyorsunuz. Sonra Aa. hafif biraz da limon sıkacaksınız. Ay. Tabii buna soğan salatası derler. Ama soğan derler. ve sarımsak şifa zaten öyle değil mi Tabii çok şifa. Ee, yani bu bu soğan salatasını böyle tükettiğinizde Hı -hı. yaz nezlesi sizden uzak olur. Hı -hı. Tabii. Hı -hı. Yani kırmızı da olur, beyaz da olur. İnce ince şöyle kıyacaksınız. Sonra böyle suya tutacaksınız. Belki biraz hafif böyle iyiceceksiniz. O çok acı olan yani mideye dokunabilir bazıları hassastır. Hı hı. O suyu döktükten sonra ona güzel bir zeytinyağı böyle bir çevireceksiniz. Biraz da limon sıkacaksınız. Kekik var ya ona biraz da kekik böyle dökün o salataya, oh. soğan salatasına. Müthiş olur. Tavsiye ediyorum efendim yaz nezlesine yakalanmazsınız. Kesinlikle. Ne yapsam acaba? Peki. Gurmelik mi yapsam yavaş Aa, yavaş? Ama ben de seviyorum. Ben yemeği çok Biz seviyorum. Sizinle, ya. Bir de arada şey gezelim görelim yemek nerede ne yenir? Ama öyle tarihi turistik o ayrı. Lütfen, o kadar uzağa gidemeyiz de. Ben, nerede ne yenir? Tabii. <laughs> Hay nerede ne yenir diye zaten ondan sonra 200 kilo 300 kilo oluruz maazallah. Zaten birileri bu gezmeleri ben ya. yani kimseyi tövmet altında bırakmıyorum. Eee, çok kilo alanlar var bu programın korumun aracıyla, korumun ya. benziniyle, maaşıyla git. Ondan sonra lokantalarda yemek ye. Olmaz öyle bir şey. Bakın o o e Niye canım program çekiyorlar. Çeksinler 10 dakikayı geçmesin. Ha tamam anladım Abi, o geçen konuştuk. Bu programda bir köşe 10 dakikayı geçmesin. Tarihi, turistik yerleri var, doğası var, dağı var. Efendim ben söyleyeyim suyu var, gölü var. Bir defa onları bir tanıtalım ya. Yani Türkiye'yi mi tanıtıyoruz yoksa yemeklerini mi? Yemeklerinde 10 dakika bir yer verelim efendim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bizim de ülkemizin tam bir gastronomi ülkesi ve Tabii. gerçekten Adana'da ayrı, Antep'te ayrı, İzmir'de ayrı. Yani Malatya'da ayrı. Her yerin ayrı bir güzellikleri var yemek olarak. Ben evet çok mutluyum. Yani Sait Eken Bey belgeselde bunu yapabilir. Evet. O Anadolu'yu çok iyi biliyor, geziyor. Bence Sait Bey yanına bir tane kameraman alsın. E, o gittiği yörenin, kasabanın, köyün, şehrin e, doğasını, tarihi bir turistik yerlerini e, güzel bir çeksin. Ondan sonra üzerine de konuşsun canlı canlı. Ciddi söylüyorum e, reyting yapar ya. Müthiş bir şey. İnsanlar ya. bu konuya aç. Evet. Düşün şimdi Aydar yaylasındasınız. Ya. Aydar'ı anlatıyorsunuz evet. ya. Müthiş bir şey olur. Belgeselde çay içerken, ne pat... çay eşliğinde anlatabilirsiniz tabii, tabii ki tabii, değil mi? Çay o içerken, tabii çay içerken özellikle. Şimdi ama şeye fazla görgüsüzlük de yapmamak lazım. <laughs> şimdi bazıları kahvaltıda işte falan <laughs> yerde kahvaltıdayız. <laughs> Ay burada işte kahve içiyoruz. Muhlaması, şey. Aburanın muhlaması, mıhlaması. Aa, çok güzel muhlama yaparlar ya, yani. Böyle. O taraftalardı değil, değil tabii, mi? Tabii yağlı yağlı şöyle kaşığı vuracaksınız kahvaltıda duyumsuz olur. Onu da gösterirsiniz. Ben onu göstermeyin demiyorum hı. ama özellikle hakikaten oranın tabiatını yani tabiatı güzelliği, hı hı. dağını, suyunu akarsuyunu, gölünü turistik yerlerini tarihi yerlerini bir defa bir anlatmanız Aynen. lazım. Ondan sonra efendim bakın burada da bir lokanta varmış. Bir girip efendim bakalım. Aa ustam ne yapıyorsun? Ha. falan demeli. Evet, doğru ama o da 10 dakikayı geçmez. Evet. Peki hayata dair haberlerimizle devam edelim sınırları aşan kulaçlar. Otizmli yüzücü 15 yaşındaki Artun Özdemir yüzme kariyerine şimdiyerek 38 madalya sığdırdı. Pandemi nedeniyle havuzların kapandığı dönemde babasıyla birlikte denizde antrenman yapan Özdemir bir süredir 9 Eylül Üniversitesi Spor Kulübü'nde lisanslı sporcu olarak antrenmanlarına devam ediyor. Otizmli yüzücünün en büyük hedefi ise paralimpik oyunlarında ülkesini temsil etmek. Ya. Yeah. Şu güzellikleri yayınlamayalım da ne yayınlayalım? 38 madalya sığdırmış. Daha 15 yaşında. Aferin sana. Evet maşallah. Maşallah aferin sana. Canım Manken benim. gibi çocuk. Canım şimdi benim. bakın e, burada öncelikle anne ve babalarına Allah sabır versin. Amin. Otizmli çocuklar çok su, ömür türküsü. Çocuk çok genelde su. öyledir ama otizmli çocuk hakikaten sabah akşam öğle gece Güzel gündüz evet hı hı. sürekli annenin yanında babanın dibinde ve baba anne ilgili buna bakıyor. Okulları var şimdi yaygınlaştı da Milli Eğitim'de sınıflar açıyor. E, ve bu aileleri e, yani belli bir yerlere falan e, şey yapmamak lazım. Zorlamamak lazım. E, mutlaka okulları ve eğitim yerleri olgunlaşmaları için, e, iyi hissetmeleri için hakikaten okullar açmak lazım. Çok yoğun böyle bir nüfus var. Bakın çocuk çok güzel yüzdü. Harika yüzüyor. Ve hep aileler... Madalyalı anne, anneler çocuk. Altın çocuk bu. Evet, evet. Anneler özellikle şunu söyler. Hı. Ben oğlumdan önce ölmeyeyim. Ya. Nasıl bir fedakarlık? Yani oğlu için yaşıyor. Ömrünü ona adıyor. Çünkü ben ölürsem kim bakacak? Kim bakacak diyor. Evet. Hakikaten öyle. Müthiş bir şey. Ya. Evet. Çok da güzel yüzüyor. Aferin Maşallah. sana. Yani e, bu Allah haberleri nazarırsan. biz gerçekten vermemiz lazım çünkü çok önemli. Bir e, otizmli bir bireyin e, 38 madalya alması gerçekten önemli. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. E, şimdi çok bu, bunu bir örnekle e, taşlandıralım anlaşılsın <laughs> onu. <laughs> şimdi anne baba bu kadar ilgili olmazsa <laughs> bunun önünü açmazsa bu çocuk bunu nasıl yakalayacak? Mümkün değil. Evet. Ee, anne babaya buradan çok teşekkür ediyoruz. Bu şuna benziyor. Mesela şimdi sayın Ahmet Mücahit Ören Bey, hı hı. bu imkanı sağlamış bana. Hı hı. Yani ben televizyonculuk yapıyorum, radyoculuk yapıyorum hı. ve ben TGRT'nin, TGRT ailesinin şöhretiyim. Benim şöhretim buraya aittir. Ee, e, tamam mı? Bu çok önemli. Şimdi e, birileri, e, efendim, e, bu imkanlar verilir, bir yere gelir, sonra unutur. Hı hı. En büyük vefasızlık odur. o. O vefasızlık şimdi, çok kötü bir şey. Gerçekten. tabii TGRT eski bir kurum. Yani 27 bu, hı hı. yılı buldu radyosuyla falan. Aşağı yukarı tabii TGRT bu. Gazete 50 küsur evet. yaşına girdi ve aynı patronajda. Patron değişmedi. İstikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Burada yazarlık yapan, yorumculuk yapan, radyoculuk ya. yapan Efendim insanlar hakikaten şöhret oldu. Hı hı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani ataullah harvas deyince adam aa ben bu ismi bir yerden Biliyorum. hatırlıyorum ya Aynen. bu A ben burada görmüştüm burada şöyle konuşmuştu şurada şöyle demişti diye falan böyle bir şöhrete e, efendim gidiyorsunuz ama kurum e, marka sayesinde gidiyorsunuz e, bir müddet sonra olabilir e, yollar ayrılabilir ya da nasip e, <laughs> bitebilir kısmet O ayrı bir şey evet, evet. gidiyorsunuz. Ama e, efendim arkanıza bakmıyorsunuz, vefa, vefasızlık yapıyorsunuz. Size iş düştüğünde ne yapıyorsunuz? Bir borun kıvırıyorsunuz. Efendim yani işte evet oradan geldik falan. Aman şimdi biz işte farklı yerlerde, iş farklı konseptlerde orada pek fazla görünmeyelim değil mi? Aynen. Vallahi beni ilgilendirmez. Bak şimdi burada söylüyorum. Bunlar kayıt altına tutulsun. Olur ya benim yolum gid <laughs> geçer ayrılır bir yere giderim. Ama iki sene sonra... Hanımefendi ya da beyefendi yani Mücahit Bey ve Aha. hanımefendi beni çağırsa ya ata sana ihtiyacım var. Hemen. Hayır demek zaten uygun evet. değil. Koşarak gelirsiniz. Gelirim Ama ya. Bir mecburiyetten ben... gelmek var bir de Tabii. isteyerek gelmek Tabii, var. isteyerek gelirim çünkü Aynen. ben şöhretimi, önümü, bu yeteneklerimin ortaya çıkmasını bu kuruma borçluyum. Onun için söylüyorum. Otizmli çocuk da öyle. Bu kıymetli anne baba ve hocalar olmasa... Bu çocuk güzel evet, miydi? Aynen. Hayır. Çok büyük emek var. O çocuk da onun farkında. Tabii yeteneği de var çocuğun. Şimdi çocukta o yetenek yoksa niye yapacaksınız? Yapamaz bunu. Tabii. Çocukta o yetenek var. Keşfedilmiş ve şey yapılıyor. Ve enerjisini de bu şekilde çıkarıyor. Hani Tabii. evde huzursuzluk, e, mutsuz olacağını o da Enerjisini bu Tabii. şekilde çıkarıyor. Sabaha kadar, akşama kadar zıplar durur evet, evin içerisinde. Aynen Evet ben de e, çok Nereden çok tebrik nereye ediyorum. Nereden, Nereden nereye nereye Çok çok tebrik ediyorum. Kıssadan hisse bu. Aynen evet, öyle. Herkes bunu e bir yere siz not etsin. lafı açmışken benim de 3. sezonum bitmek üzere. Tabii. E, ben de bu çatı altında olmaktan ne üçüncü dolayı. Ne 3. sezonu hanımefendi? Lütfen bak burada tartışma ne çıkıyor. De? Siz daha önce de TGRT'lisiniz. Ben İzmir'de ha, İHA, iyiski. İHA bölge tabii, tabii, müdürüyken tabii, doğru. sizin, e, tabii siz de bu bu televizyonculuğu TGRT'den evet. e, öğrenerek bir, bir geliyorsunuz. 6 ile 8 ay geldim, bir magazin bir şey sundum. Bu evet. evet, doğru söylüyorsunuz. Tabii. Ama şimdi 3 sezondur da buradayım. Tabii. Ben de bu çatı altında, TGRT e, adı altında olmaktan tabii. dolayı son derece gurur duyuyorum. Tüm Hı. yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> ay Peki geçelim haberlerimize. Mahalle muhtarı çocuklar için mini hayvanat bahçesi yaptı. Adıyaman'da mahalle muhtarının çocuk parkı içerisinde oluşturduğu mini hayvanat bahçesi hem çocukların hem de ailelerin yüzünü güldürüyor. Çok güzel. Ya. <laughs> Kazlara bakın. Ya sıcak yerlerde yaşamaz, yaşamaz ama doğuda <laughs> bilhassa bazı bölgelerde Kars çok meşrudur bu konuda. Ben size bir hikaye anlatayım. Evet. Kazın ne anlama geldiğini öğrenin. Şimdi <laughs> bu çok güzel bir park burada yaşıyor. Ve çocuklar da ziyaret ediyor. Bu hayvan bahçeleri var ya çok önemli. Evet. Mesela İzmir'le İzmirli'siniz ben de İzmir'de Aha. kaldım. İzmir'i biliyorum. Bu adam bahçesini herhalde bu işe ayırmış ya da belediye yaptı bilemiyorum ama belki vatandaş besliyor bu kazcılığı yapıyor. Şimdi gençler evde hayvan olmadığı için özellikle şehir çocuklarımız ineği tanımıyor. Öküzü hiç bilmez danayı görmemiştir. <laughs> <laughs> yani böyle Mer şey olarak birebir görürüz. Bire bir. evet. Yani belki filmlerde ha. falan merkebi bilmez, sıpayı hiç tanımaz. Evet, yani tamam Ama bunlar çok sevimli hayvanlar. Ayıydı, aslandı, tavşandı. Şu çocukların ne kadar mutlu, dokunuyor. Bunu belki bir dizide, bir filmde görmüştük. Çocuk parkı doğru. da var tabii. Evet, herhalde bunu belediye organize ediyor. Çok hoş. E, vatandaş, yani gençlerimiz e, burada hayvanı görüyor. O kadar mutlu oluyorlar ki, o kadar güzel, korkmuyorlar. Ya kediden korkan insanlarımız var mesela. Hı -hı. Yani kedi görünce kaçan insanlar. Doğru. Kedi Aynen. ne yapar? Hiçbir şey yapmaz hayvancağız ama korkuyor. Çünkü dokunmamış. Evet. Çocukken dokunmamış ya da bir şey Uzaklaştırılmışlar olmuştur. Uzaklaştırılmışlar belki de. Evet. Belki anne baba korktuğu için çocuğuna da öyle. Çocuk ha, çocuk da korkuyor o zaman. Evet. Hani böyle böyle bir şey şimdi bunu söyleyeyim. Bunu çantada bir yere koyalım. Tamam. Kars'taki kazcılığa geçelim. Ha. Şimdi Kars'a gidiyoruz. Evet. Nisan Nisan ayındayız fakat kar daha var. Yavaş yavaş eriyor. Biz de Kars'a girmeden önce çok güzel bir köy var. Şimdi adını unuttum. Hı. Ya Kars'ta. arabanın he arabanın tekeri patlamaz mı? Hı. Orada hemen eee. bir eve yaklaştık. Ya teyzeciğim işte şu var mıydı, bu var mıydı falan derken yardımcı oldular. Efendim Teker şişirecek e, aleti de vurdular bir traktörde amcadan. Şimdi tekeri e, şoför kaptan yapıyor. Bu arada bir teyzem geldi. Aha. Lavaş ekmeğin içerisinde bak, Kars'tan bahsediyoruz. Anadolu insanının güzelliğine bak. Bir de bir böyle güzel bir torbaya koymuş. Hı. Ya, şöyle bir baktım ağır görünüyor. Teyzeciğim bu ne? Dedi ki bak evladım ben bu kazı e, kızarttım. Hı. Hazırladım. Hı. Bugün misafir bekliyordum. Hı. Fakat telefonu açtılar, taziyeleri var. O kaz evde kalacak, ben beyefendiyle yiyemem. Çocuklar da yok dedi. Ben bunu size hediye ediyorum. Biz de o kazı aldık arabaya. <laughs> Tekeri de yaptırdık. Kazı üç günde ancak bitirdik. Kaldığımız evet. otelde götür bozuluna koyuyoruz. Sabah çıkıyor. Sabah yiyoruz, akşam yiyoruz. Bu kadar güzel bir kaz yemeği yedim. Eti o kadar güzel ki ne yapıyorsun dedim. Teyze bu nasıl hazırlanıyor? Teyzem kazı kestikten sonra... Hı -hı. Bir de ka, şeye kara koyuyorlarmış. Biraz karda kalıyor falan. O kanı da çekilsin falan Harika bir şeydi. Kaz aynı zamanda kaz eti de çok güzeldir onun. Ya hiç yemedim bilmiyorum. Merak ettim. Ağzıyla şey yapıyor, otluyor çünkü. Ha. Böyle çayırda kuzu gibi otluyor. Oh, mis tabii, gibi tabii, yani. Öyle, evet. E, o zaman eti de güzeldir. Çok güzeldir ve emek çekilerek büyütülür. Hmm. Ben bunun belgesellerini de izledim. Harika. Tabii. Evet, pembe ve yeşilin buluştuğu çiçek tarlasında görsel şölen. Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen çiçeklerden oluşan tarla görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor. Aa, kendiliğinden yetişiyor bakar mısınız? Bu herhalde şey, e, bu görünge mi, yonca mı? Tuhaf bir şey bu bir ot. Tabii. Ya bu e, yonca olabilir mi? Bilmiyorum ama görüngenin şeyine benziyor. Görünge diye bir görünge diye bir şey, ot var. Şey aa ne dediniz? Görünge. Bravo. Görengeymiş. Ha, görünge. Bravo. Görenge olabilir. Evet. Görenge otu bu. Ee, bunun otu, bu, bunun başı çok güzel olur. Böyle e, hakikaten şeyi otomurcuğu falan pe, e, pembe olur. Yeşil yaprakların içerisinde şu tarlaya bakın, şu güzelliğe bakın. Bakın orada e, selfiler çekiyorlar. insanlar dolaşıyor. E, bu besini yüksek bir ot. Bunu besiciler e, şey yapıyor. Şimdi bu biçilecek. Hı hı. Kışın. Dağ gibi böyle bir yerlerde biriktiriliyor hı hı. O yani. Ondan sonra kışın hayvanların önüne atılıyor. Yani tabii büyükbaş hayvanları buna bayılıyor. Küçükbaş da öyle de. Hı hı. Yani çok e, besici bir ot. E, ama bu tarla şeklinde yani bu bitkiyi, bahçe bitkileri, uzmanları daha iyi bilir. Ziraat fakülteleri evet. Bunu güzel bir sürerler. Ondan sonra bir sene bundan, bir sene arpay, boğda da şey yaparlar. Bir ses <laughs> mi geliyor? Ha, hayır. Ben sanki orada birisi anlatıyor. Bunu alıyorsunuz. Arada coşuyor. Coşuyor herhalde yönetmenimizin sesini duyduk. Çok affedersiniz ben acaba birisi anlatıyor mu? Ben anlatmıyorum dış ses gibi. Niye anlatayım herif orada anlatsın. Ee, ama ben şahidim. Bu tarlaları da gördüm. Tarlayı biliyorum. Fakat bu ekilen, toprağa atılan bir şey. Evet. Tohum. Ee, görünge. Yalnız... Helal olsun. Gerçekten sizinle program yapmak çok zevkli. Yani pat diye söylediniz. Ya bu şimdi çocukken... Valla tecrübelerinizden gerçekten yara... Yani ben sizinle bu programı daha yapmaya devam edersem valla çok... O, o zaman olacağım. Şimdi bak ben... Ben hiçbir zaman oldum dememek lazım. Evet, Kesinlikle evet. hani meslek hayatında ben oldum dediğiniz anda... Bitiyor. Dime çöktüğünüz yok yok, andır. Asla evet. öyle bir şey demiyorum evet. ama... Atabey'den böyle şu kulağıma öyle güzel şeyler geliyor ki bilgi ve birikim olarak. Hani kendimi daha iyi oldum demeyeyim gene ama kendimi çok daha iyi hissedeceğim ekran karşısında. Şimdi ben çocukken çok vallahi. çok mutlu yetiştim. Ha ve yalnız güzel. yetiştim. Yani hı hı. benim kardeşlerim çok. Ama çocukken de genç yaşlarda da pek irtibatım yoktu. Hı hı. Yani severdim. Hepsini hı hı. seviyorum. Bugün de severim. Ee, onlar için ölürüm ama böyle tek başına bir çocuktum ha. Benim diyalogta en büyük dostum anne, annemdir. Evet. Ya. Yani ben annemle oturur konuşurum, dertleşirim. Yaşıyor mu anneniz? Tabii elhamdülillah çok Allah yaşıyor. Gene görüşürüz. Telefon, Van'da mı burada? Van'da, Van'da. Telefonla uzun uzun görüşürüz. Ellerinizden öpüyorum efendim. Evet. E, İzliyor mu bizi? Tabii Selma Hanım bizi kaçırmaz. Ee, Selma gece. anneciğim evet. ellerinizden öpüyorum sizi evet. ben. Ne güzel Allah uzun Açın. ömürler Amin. versin. Amin. Akşam izliyorum Aha. özellikle. Bugün çıkmadın mesela diyor. O çıkmadı günler salı oluyor. Ha. Anne, ha. Saat Merak değişiyor. Ediyor. <laughs> yani şu tarihte falan diyor. Ben ona tekmil veriyorum. Ay canım benim. Dostum hala öyle sırdaşım. Aha. Yani ben birçok şeyimi ona anlatırım. Aha, ne güzel. O diğer çocuklarına anlatmadığı birçoğu benim kulağıma fısıldar. Aha. Ben ondan çok şey öğreniyorum. yöreyi öğreniyorum, ya. gelenekleri öğreniyorum, eski insanları öğreniyorum. Kim kimdir kim hangi gelenekten geliyor ben bu görüngeleri, yoncaları, efendim, arpayı boğda tarlalarında oynar dururdum. E, düşünebiliyor musunuz? Onun için çok iyi biliyorum. Ve bu hayvancılık yapan dostlarımız, çiftçilerimiz, daha doğrusu rençberlerimiz bu otu ekerler, biçerler, kışında hayvanlarına yedirirler efendim. Evet. Doğada e, tabii tabii altta. Evet, hatta güzel. Yetişiyor. Aynen öyle. Evet, e, Sivas'a gitmiştik. Yine Sivas'la ilgili bir haberimiz var. Bu sera hem öğretiyor hem de ata tohumu çoğalıyor. Sivas'ın Suşehri ilçesinde 420 bin liraya mal edilen uygulama serasında meyveden sebzeye birçok fide yetiştirilirken ata tohumu ço çoğaltma çalışmaları da yapılıyor. Tabii. Bizim... E, görüntüleri ata tohumu çok önemli değil mi Atabey? Tabii ya ona girelim, bu Aha. topa girelim ve hakikaten konuşalım. O çok önemli 5-10 dakikanız var mı? 5-10 dakikamız yok ama birazcık daha kısa bir süremiz var. Hemen hemen bakın. Şimdi biz tohumumuzu hakikaten yetiştirmemiz Hı -hı. lazım. Ata tohumu diyoruz ya Hı -hı. adı da öyle. Hı -hı. Yetiştirmemiz lazım. Birçok ülkeden, birçok yerden İsrail'den bile tohum aldık. Tohum aldı. aldık. Genleri Hı -hı. değiştirilmiş, ya. bizim bünyemize uygun olmayan bunları besinlerle tükettiğimizde de, besin olarak tükettiğimizde de kanser vakaları çığ gibi büyüdü. Hı -hı. Bakın ben kimseye bir şey söylemiyorum. Yani insanımızı kanser ettiler. Ulan bize yönelik bir saldırı mı var? Ama dışarıdan çok tohum aldık. Hı hı. E, ve fakat MHP'li bir profesör bakan vardı. Hı hı. E, Bülent Ecevit hükümetinde. O adamcağız Allah razı olsun bir adım attı. Banka tohumculuğu, tohum bankacılığı yapmaya başladı. Eski tohumları, bitkileri topladı. Orada ilk adımlar atıldı. Şimdi Türkiye'nin her tarafında bu hükümetle de destekliyor. Tohumumuz var. Ata tohumuna kavuşuyoruz. Hem bünyemize, atamıza, atamızın da efendim o bizi efendim onlardan yiyerek bizi kazandığı efendim o inşallah o kaslara, o güçlülüğe, o güzelliğe kavuşacağız. Belki bunları tüketirken bu kanser vakaları da yavaş yavaş i̇nşallah. azalır. Dışarıdan tohumdan kurtarıyoruz. Evet. Onun için Sivas'ta çok güzel, kıymetli bir iş yapılıyor. Evet, Şuraya bak doğru. ya. Gerçekten evet. çok çok önemli. Kendi evet. tohumuz varken ne gerek var Hah. diğer tohumlara. Hı -hı. Evet, bugünlük de süremizin sonuna geldik Atabeyciğim. Ben size çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Her zaman olduğu gibi yine yorumlarınızla efendim. Ha, Şahane iyi günler ediniz. Efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun ederim. ama yarın tekrar yarın birlikteyiz. Yarın inşallah tekrar birlikte olacağız. Saat 13 değil mi? Efendim? Evet, 13'te. Randevu verelim. Peki, <laughs> şimdiden hatırlatalım o zaman. Evet. evet, bugünlük bizden bu kadar. Yayında ve yapımda emin geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.